Demek ki bu programın dışında, yani aslında işin en keyifli kısmı bir yandan dil eğitimi alıp bir yandan da çalışabilmek. Sayısız seçenek var diyebilirim bu noktada. Şimdi İrlanda'da Work and Study programını tercih ettik. Peki bu programın dışında, yani aslında işin en keyifli kısmı bir yandan dil eğitimi alıp bir yandan da çalışabilmek. Evet. Peki dil eğitimi nasıl gidiyor desem? Dil eğitimi güzel gidiyor aslında. İlk kursumu bitirdim, ikinci kursuma başladım. Yani kendimde bir gelişme görüyorum, tabii ki görüyorum. Ama bu sadece kursta da olmuyor tabii ki. Günün sonunda kendime de bir şeyler katmaya çalışıyorum. Yani ben memnunum. Şahane. Peki Türkiye'de daha önce dil eğitimi tecrübemiz olmuş muydu? Olmuştu. Yani Türkiye'de de bir dil eğitimi tecrübem olmuştu ama buradaki fark şu, zaten sınıfın büyük çoğunluğu yabancı olduğu ve size eğitim veren hocanın da yabancı olmuş olması mecburen sizi İngilizce konuşmak durumuna ittiği için bu noktada gelişiminiz daha hızlı oluyor. Çünkü Türkçe konuşsanız da sizi kimse anlamayacak. Bu da işin en keyifli kısmı. Peki eğitim sistemi olarak fark ettiğimiz farklılıklar nelerdi? Yani buradaki hocalarımız nasıl ders işliyor? Türkiye'deki hocalar arasında farklılıklar var mı? Türkiye'deki hocalar arasında, Türkiye'de daha çok biz, yani ben gramer içinde boğulduğumu hissediyordum. Ama burada gramerden ziyade biraz daha etkinlik çerçevesinde sadece gramer olarak değil, kalıpların da üzerinden geçildiği bir kurs oluyor aslında. Yani günlük hayata daha çok endekslenmiş. Türkiye'deki eğitim sistemi biraz da sınav üzerine gittiği için hep ezbere dayalı bir sistem var. Öğrenmek zorlaşıyor ve öğrenmek de istemiyorsunuz ama burada günün sonunda yine gerçekten mutlu oluyorsunuz. Videolarla destekliyorlar. Yani birçok etkinlik yapılıyor. Bu noktada gerçekten verimli geçiyor. Etkinlik köşesindeyiz aslında bir yandan da. Geçenlerde biliyorsunuz Barbie çıktı. Evet. Barbie çıktığında nasıl bir etkinlik yaptınız? Barbie etkinliğinde uygulamamızdan yine bir bildirim paylaşıldı. Herkes Barbie kostümüyle geldi. En çok oy alan kişiye ücretsiz Barbie bileti hediye edilecekti. Böyle bir etkinlik gerçekleşti. Ben katılamadım. Katılmadım. Barbie, ben olsam o etkinliği kaçırmazdım valla. Herkes pembe giymiş duyduğuma göre. Herkes pembe giydi. Niye giymiyorsunuz? Tamam. Çalışıyorsun. Hayat diyorsunuz. Evet. Barbie'yi izlemeye yetecek kadar. Evet. Gittik mi filme? Yok. Henüz gitmedik. Gideceğiz mi? Belki. Tamam, Barbie olduğu için çok ısrar edemiyorum. Şimdi onun dışında peki, işin dil eğitimi kısmı belli. Yani study kısmı okey, herkes hallediyor. Work kısmı, yani çalışacağımız kısım. Evet. Ne tarz işlerde çalışabiliyoruz? İrlanda'ya geldim. Yani her tarz işte çalışabilirsiniz aslında. Bu tamamen size bağlı bir şey. Yani belli bir alanda bir tecrübeniz varsa direkt bir şirket üzerinden de başvuru yapıp çalışabilirsiniz. Restoranda da çalışabilirsiniz, barda da çalışabilirsiniz. Yani sayısız seçenek var diyebilirim bu noktada. Bu çok şahane. Peki mesela restoranda çalışacağım. Evet. Nasıl bir program seçmeliyim? Sabah mı, öğleden sonra? Restoranda çalışacaksın, sabah programı daha uygun olur. Çünkü genelde burada hayat biraz daha erken bitiyor. Bu sebepten dolayı restoranda çalışan kişiler için özellikle sabah programı daha uygun olur. Çünkü öğleden sonra işe gideceksiniz. Gece mesaisi olmadığı için genelde restoranlarda öğleden sonra programı çok verimli olmaz sizin açınızdan. Peki çalıştığım işlerde 3 aşağı 5 yukarı ne kazanırım? Verdiğim okul ücretini çıkarabilir miyim? Herkesin aklındaki çılgın soru bu. Yani size verilen bir part-time çalışma izni var. 6 ay boyunca, part-time 2 ay boyunca full-time çalışabiliyorsunuz. Şu an askeri ücret minimum olarak saatlik 11.50. Part-time 11.50 euro. Evet. Part-time döneminde bunu tabii ki okul ücretini çok kenara atmanız pek mümkün olmaz. Ama full-time dönemine geçtiğinizde rahat bir şekilde kenara atıyorsunuz. Ki ben de öyle yaptım. Yani ikinci okuluma başladım. İkinci okulun parasını ben tamamen sadece çalıştıklarımdan çıkardım. Yani Türkiye'den hiçbir ek gelir veyahut da başka bir şey almadım. Şahane. Aslında kendi kendimize yetmemizin dışında para da biriktirmiş olduk gibi bir durum söz konusu. Yani rahat bir şekilde biriktirdim diyebilirim full-time dönemindeki. Part-time'deyken tabii ki zor ama full-time döneminde rahat bir şekilde biriktiriyorsunuz. Çünkü çok büyük giderleriniz yok. Buradaki en büyük gider bence kira gideri. Yani ben şu an kiraya mesela 500 euro veriyorum.
Droheda'dayım. Evet, Droheda'dayım. 500 lira veriyorum. Faturalarla 550 oluyor işte. Yeme içme gideri şaşırıyorsunuz ama gerçekten öyle. Yani bir ayda benim maksimum yemek giderim 120 euro falan, yani daha çıkmaz. Bir aylık yemek giderim. Telefon faturam falan ekleyince ortalama masrafım 700 euro yapıyor diyebilirim aylık. Yani en büyük gider kira gideri zaten. Ama full time'e geçtiğimizde de zaten harcayacak bir noktamız yok. Öyle diyeyim. Yani var ama bilmiyorum, ben harcayamadım öyle diyeyim. Kaldı diyorsunuz paralar. Burada alım gücü çok yüksek. Yani mesela gittiğiniz bir yerde, atıyorum bir restoranda işte bir yemek yiyecek olsanız ne kadar oluyor? Yani restoranda yemek yiyecekseniz ortalama, yani tabii ne yiyeceğinize bağlı olarak değişir ama 10 Euro'dan başlıyor diyebilirim. Restoranda yiyeceksiniz ama bir McDonald's'a, Burger King'e gideceğiniz zaman 4 Euro'ya, 3 Euro'ya burgerler, hatta 1 Euro'ya burgerler yiyebiliyorsunuz. Evet ya, bu mesela biz çok alışkın değiliz aslında. 1 Euro'ya bir şey mi alınırmış? Yani, cheeseburger, burger hepsi. Biz uzun bir süre 1 Euro'ya karnımızı doyurduğumuz olmuştu. Ya buraya geldiğinizde sıfırdan başlıyorsunuz. Aslında bence bunu da bilmek gerekiyor. Yani belli başlı zorluklarda da katlanılması gerekiyor. Yani yurt dışına geliyorum, işte her şey çok güllük gülistanlık olacak mı? Tabii ki öyle bir anda olmuyor. Bir anda hayatınız değişiyor, sosyal çevreniz değişiyor, alışkanlıklarınız değişiyor, harcamalarınız değişiyor. Birçok şey değişiyor. Aslında bir kültür şoku da gerçekten yaşıyorsunuz. Bir de geldiğinizde buraya daha euro kazanmadığınız için matematik olarak hemen kafamızdan çarpıyoruz. Yani kur kaçmış, ne kadar verdim, buna verilir mi, vermem lazım mı? Ama artık alıştıktan sonra, euro da kazanmaya başladıktan sonra tamamen hayat aslında değişiyor sizin için. Alışıyorsunuz, normalleşiyor. Yani ben ilk geldiğimde ilk bir tek evde çalışıyordum. Bakıyordum böyle fiyat listesine, hani 6 euroya, 7 euroya falan, 8 euroya bir şey görüyordum. Hemen matematik yapıyordum, diyordum buna bu kadar para verilir mi? Sonra çalışınca anlıyorsunuz ki veriliyor, yani o hiçbir şey aslında. İlk defa, ilk yurt dışı tecrübesi olduğunu öğrencilerin gerçekten çok daha zorlanıyor ama sizin uzun dönemde bir yurt dışı tecrübeniz de vardı yani. Ondan evet. Sonra zaten İrlanda'yı tercih ettim. Evet, daha öncesinde bir Polonya geçmişim vardı. Yani kıyaslamak... Bilmiyorum, tam kıyaslarım, sonuçta orada Lehçe konuşuluyor, burada tamamen İngilizce konuşuluyor. Burası biraz daha çok yağmur oluyor diyebilirim. Zorlanacağınız en büyük şeylerden bir tanesi, şu an Temmuz'dayız ve dışarıda bulundu, yağmurlu. Ya aslında bu şöyle, küresel ısınma hakikaten her şeyi değiştirdi. Bugün Ankara'da bile hava bulutlu falan, yani hani hiç anlamıyorsunuz. Sonra iki gün sonra bakıyorsunuz ki her yer çok sıcak, nefes alamıyoruz. Her şey böyle çok iklimler kaydı gibi bir durum var. Ama tabii İrlanda'dan bahsediyorsak yağmuru da unutmamak gerekiyor. Aynen, yani yağmurumuzu getirmiyorum. 10 Euro'm var, güne başlıyorum. 10 Euro ile sabahtan akşama kadar neler yapabilirim? Yani önce bir gelip kahvemizi içebiliriz 1 Euro'ya hemen okulda. Kaldı 9. Evet, kaldı 9. Sonrasında atıştırmalık bir şey istiyorsanız, mesela ben Tesco'dan genelde sabahları bir şey atıştıramam, vaktim olmadığında direkt kruvasan alıyorum. 3 tanesi 3 Euro'ya geliyor. Yani oldukça direkt karnımı doyuruyorum diye. Kaldı 6. 6. Sonra tane kruvasan hop. Sonra dersten çıktınız, acıktınız, ne yiyelim? Yani bütçemiz yok olmadığı için McDonald's'a gidebilirsiniz yani. Hamburger yiyebilirsiniz, tanesi 1.25'ten. Yani 3 hamburger gömseyiz. Yani çok şey yapabilirsiniz ya. Gerçekten yapabilirsiniz. Aslında burada mesela Poundland gibi, yani her şeyin 1 euro olduğu şeyler de var değil mi? Var, var. Yani markete özellikle gittiğinizde çok şeyin 1 euro, hatta 1 euronun da altında olduğunu göreceksiniz. Yani ben size şunu söyleyeyim. Burada biliyorsunuz Avrupa'da çok popüler Primark var. Buraya geldiğimde de gördüm. İşte Feliz var. Ve girdiğinizde 2 euroya tişört bakabiliyorsunuz. 10 euroya işte farklı tişörtler var. Yine 5 euroya tişört alabiliyorsunuz. O yüzden aslında alışveriş noktasında da aklınızda bulunsun. Yine TK Maxx var mesela. Öğrencilerin en çok tercih ettiği noktalardan birisi. Ben özellikle şunu düşünmüştük. Hani gelmeden önce kıyafetlerini Türkiye'den getir falan. Hani ben getirmemiştim. Sonra baktığımda aslında Türkiye'den ziyade burada alışveriş yapmak daha uyguna geliyor diyebilirim.
maviden bir pantolon alacaksınız. Şu anda yaklaşık olarak ücret ben nedir biliyor musunuz? 9 ay geçti tabi. Oo, o bildiğiniz ücret elbisinden çok da büyük. Ben 10 lira daha attık. Ben geldim 22 sene şimdi. 30'larda falan galiba. Maalesef. İnşallah bu video yayınlandığında farklı şeyler olmamış olur. Ama şimdi üzüldüğümüz nokta şu oluyor. İşte atıyorum Türkiye'de bir kot alacaksınız. 400-500 liraya alabiliyorsunuz. Ama burada yani TL, Euro cinsinden bile değiştirseniz gerçekten uyguna geliyor diyebilirim. Yani tişört diyeyim mesela 3 euroya tişört var, 2 euroya tişört var yani. Hiçbir şey diyebilirim. Türkiye'den almaya çalışsak daha pahalıya gelir. Gerçekten. O yüzden çok da doldurmamak gerekiyor. Gelirsiniz buradan alırsınız tutup da böyle bavul bavul her şeyle geleceğim demek yok açıkçası. Yani gerek yok gerçekten. Buradan tamamen kendinizi düzebilirsiniz. Daha uygun fiyata hatta. Tabii bir de iklimi de tam kestiremiyorsunuz yani. Şimdi Türkiye'den yani nasıl getirsem, ne yapsam, ne olacak, ne bitecek? Biraz içlik falan almak gerekiyor kış dönemine denk gelecekseniz. Onu da unutmamak lazım. Peki Drogheda'da mesela çok fazla rüzgar falan oluyor mu? Oluyor. Yani ben 3 tane şemsiye kırdım. Rüzgar gerçekten oluyor. Sahile yakın bir yerde olduğumuz için bir tık daha fırtına, rüzgar, yağmur sürekli göreceğim şeylerden bir tanesi. Ama günün sonunda önemli olan şey ne olduğunuz. Ben mutluyum. Yani fırtına da olsa, yağmur da olsa, yazı görmesek de ben burada mutluyum. Aslında alım gücü olduğu zaman bence insanların hepsi mutlu oluyor. Zaten Work and Study'nin belli de bir amacı var. Buraya geldiğimde çalışmak istiyorum. Kolay iş bulur mu öğrenciler? Ya ben 3 haftada buldum. Daha uzun sürede iş bulan arkadaşlarım da oldu. Ama yani hangi dönemde geldiğiniz önemli bence. Yani sizin Christmas dönemine denk gelmiş evet. Aslında. Bence oldukça zorlu da bir dönem. Evet. Yani o dönemde hatta 2 ay 3 ay iş bulamayan arkadaşlarım oldu. Ama şans yaver gitti diyelim. Buldum. Şans mı? Bence insanlar kendi şanslarını kendileri yaratıyor. Birazcık girişken olmanız, biraz daha böyle aktif hareketleriniz. Tabii bir de İngilizce seviyesi de önemli oluyor. Şimdi A1 olarak gelen bir öğrencinin girebileceği işler ve bulacağı iş kolları da farklılık gösteriyor. Yani siz diyorsanız ki ben A1 olarak geldim ama işte garsonluk yapmak istiyorum. En önde ben çalışmak istiyorum ve İngilizcemi geliştireceğim. Öyle bir şey yok. Maalesef eğer başlangıç seviyesine geliyorsanız biraz daha arka planda olacağınız işlerde çalışacaksınız. O zaman biraz daha az seçici olmanız gerekiyor. Çünkü siz daha derdinizi çalışacağınız kişiye tam anlatamıyorken adam diyecek ki biz nasıl iletişim kuracağız da ne olacak? O yüzden biraz daha İngilizcemizi toparlayıp eğer gerçekten amacım işse ki bence Work and Study'nin en büyük avantajı şu. Siz geldiğinizde başlangıçta böyle biraz da dilinizi toparlıyorsunuz. Zaten burada motto şu olmalı. Yani ben evet 20 saat çalışabiliyorum. Geri kalan sürede dil eğitimi ve okulun aktivitelerine odaklanmalıyım kısmı ile gelirseniz sonrasında da 6 ay sonunda işte ben beğendim, burada kalmak istiyorum, çok da güzelmiş, hoşuma gitti diyorsanız zaten İrlanda size bunun için imkan veriyor. Ve bu programı gerçekten hani 2 seneye kadar uzatabiliyorsunuz, 3 kere uzatma şansınız da var. Dilediğiniz kadar dil eğitiminizi uzatın. O yüzden sıfırdan gelen öğrenciler için de bu bir avantaj diyebilirim. Ama hemen iş bulmak istiyorum diyenler birazcık da İngilizce seviyelerinin iyi olması gerekiyor sanki. Aynen öyle. Başlangıçta çünkü her işi yapamıyorsunuz. Zaten burada farklı bir aksam var. Anlamakta yani belli bir seviyedeyim ben iyiyim deseniz de buraya geldiğinizde tam öyle olmuyor. Çünkü aksam fark ediyor. Ama günün sonunda biraz daha alıştıkça tabii ki iş değiştirirsiniz. Yani farklı yerlere geçiş yapabilirsiniz. Yani günün sonunda güzel bir iş bulabilirsiniz diyebilirim. Çünkü gerçekten çok seçenek var iş noktasında ama biraz zaman istiyor yani bir anda olmuyor. Biraz gayret ve zaman, şans da önemli. İrlanda'da aslında çok farklı şehirler var ve hepsinin farklı alternatifleri oluyor. Şimdi Drogheda gerçekten küçük bir yer. O yüzden böyle çok fazla iş var demeniz bence önemli. Hani burada yaşayan, bilen, birçok öğrenciyi görmüş birisi olarak yani buraya gelen bir öğrenci en geç 2 ayda mı iş buluyor diyebiliriz? Yani 2 ay yani o da maksimum diyebilirim. O da geldiği dönem kış dönemi ise büyük ihtimal yani Christmas dönemine denk geldiyse öyle yaz döneminde daha rahat iş bulabilirsiniz. Yani burada sadece Drogheda'ya geldim. Drogheda'da iş bulacağım diye bir zorunluluk da yok. Okulun büyük bir kısmı da yine airport'ta çalışıyor mesela. Hani bir saat gidip bir saat gelebiliyorlar ama iş buluyor yani herkes gün sonunda. Ben iş bulamadım 5 aydır işsizim falan diyen kimseyi görmedim. Şahane, tamamdır. Aslında aklınıza takılan bütün soruları cevaplandırmaya çalıştık diyebiliriz. Ama varsa diğer sorularınız yorumlarda buluşalım.
Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.